Hoş geldin diyoruz efendim. Sizler bir yandan kahvaltınıza devam ederken Homeros kentine dönüyor sloganı ile yola çıktığımız birinci bayraklı uluslararası Homeros Edebiyat Sanat Festivalimizi anımsamak üzere video izlemeni davet ediyorum. Teşekkür. Çünkü bütün haber sitelerinizde yoğunlukla yer verdiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu yıl daha çok yer vereceksiniz. Değil mi? Anlamını da taşıyan bunun için de ayrıca şimdiden teşekkür ederim. Geçen yıl sizin de yakından izlediğiniz gibi başarılı denebilecek bir festival süreci yürüttük. Başarılı bir festival yaptık. Yalnızca Türkiye'de, yani yalnızca İzmir'imizde, Türkiye'mizde değil, dünyanın da pek çok yerinde festival haber oldu. Ve aslında Türkiye'de yapılıp dünyanın pek çok ülkesinde haber olmuş ender festivallerden biri de, birincisi olmasına rağmen ender festivallerinden biri de Homeros Edebiyat Sanat Festivali oldu. Sevgili Serdar Sandal Bey beni davet etti. Esasen burada büyük bir öngörü var. Çünkü hayatlarımız çok hızlı biçimde geri çekiliyor. Hayatlarımız ve aslında ülke sosyal yaşantısı da başta olmak üzere derinliğini yitiriyor. O zaman ülkenin derinlikli aklına sahip çıkmak gerekir. Bu doğal olarak genel yönetimlerin esasen yapması gereken işlerden biri. Bunu sevgili Serdar Sandal fark etti ve beni davet etti. Kendisine hem edebiyat camiası adına hem kendi adıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka yandan tabii Homeros en çok bayraklıya yakışır. Çünkü Homeros bayraklıdır, buradadır. Burada doğumludur. İşte bize 2 kilometre mesafede olan bir yerde doğup yaşadığı Ekrem Akurgan'a göre neredeyse kesinlik kazanmış gibi bir şey tartışmaları olsa da buradadır. Pek çok ilçemiz sahip çıkıyor yakın ilçelerimiz ama tabii haklıdırlar, sahip çıksınlar. Fakat Homeros çok sevinçle söylüyorum ki bayraklıdır. Geçen yılki mottomuz Homeros kentine dönüyordu. Çünkü Homeros'un kentine dönmesi gerekiyordu. Birlikte alınan kararla. Bu yılki mottomuz da Homeros kentinde, bundan sonra da Homeros kentinde olmaya, kentinin edebiyat aklı içinde yer almaya devam edecek. Sevgili dostlar, bu sene son derece derinlikli bir ve yoğun bir programımız var. Hepinizin sanıyorum çantalarında olacak, sizdeki belgeler içinde olacak. Ayrıntılı izlersiniz. Zülfü Livaneli bildiğiniz gibi onur konuklarımızdan biri Türk müziğini, Anadolu müziğini bütün dünyaya tanıtmış eşsiz bir müzik insanımız. Öte yandan romanları Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın hemen bütün kentlerinde yüz binlerce satan değerli yazarlarımızdan biri ve onur konuğumuz. Atol Bayramoğlu uluslararası dünya şiir hareketinin kurucularından ve şu an sözcüsü, 94 ülkede örgütlü bir şiir edebiyat hareketi bu. Onun sözcüsü ve hepinizin yakından bildiği gibi Türk şiirinin dünyaya açılan en önemli kapısı. Vadenis Tenku, Romanya'dan gelen yabancı yazar onur ödülü vereceğimiz sevgili şair dostumuz, şair, yazar, editör ve yayıncı bir insan. Homer'le ilgili Romanya'da ciddi çalışmalar yapmış, onun arkasında durmuş. Bununla ilgili yayınlar yapmış. Önemli bir edebiyat insanı onur konuğumuz. İlker Karagöz'e değer ödülü veriyoruz. Sizin camianızdan kıymetli bir insan. Değer ödülü veriyoruz şundan. O ödülü
Çalar Saat'in her günü o bir gelenekleri vardı İsmail'den gelen. Onu hala sürdürüyor. Edebiyat kitaplarına başta şiir olmak üzere kürsüsünde yer veriyor. 10 dakika, 15 dakika, 3 dakika, 5 dakika neyse. Bu şiir için, edebiyat için son derece kıymetli bir iş. Bu kıymeti görüyoruz, gördüğümüzü de sizin huzurunda ilan ediyoruz. Emek ödülü veriyoruz. Biliyorsunuz kurduğu İzmir Kent Kitaplığı'yla hem Homer kültürüne hem İzmir kültürüne derinlikli katkılarda bulunmuş ve şiirleri, yazıları ulusal çapta değer görmüş. İzmir'imizin çok kıymetli bir değeridir. Onun için de kendisine emek ödülü sunuyoruz. Bunun dışındaki konuklarımız bütünü birbirinden değerli konuklar. Çok önemli şiir oturumları, edebiyat oturumları, tiyatro ve sinema oturumları var. İzlemenizi, izletmenizi, izlensin için elinizden geleni yapmanızı istirham ediyoruz. Zaten buluşmamızın belki anlamlarından biri de o. Bunu yapacağınızda bütün kalbimle inanıyorum. Edebiyatın arkasında durmak iradesi önemli bir irade, değerli bir irade. Şimdilerde kıymetsizleştiği varsayılsa da, yani sözün anlamını yitirdiğini varsayılsa da kimi mahviler. Ama söz Bayraklı da kıymetlidir. Bayraklı'nın değerli genç başkanı nezdinde kıymetlidir. Bunu da bütün dünyaya buradan ilan etmiş olacağız. Sayenizde geldiniz, bize gerçekten onur verdiniz, yüreklendirdiniz. Hepiniz tek tek var olun, sağ olun, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, abilerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz Sayın Direktörler. Dersimlere kalmadım. Evet kıymetli dostlar, herhalde gazetecilerin alkışlamama gibi bir niyetleri var. Bir alkışlayın da kendimize gelelim yani. Yani bir siyasinin alkış almadan konuşması pek mümkün değil. Evet çok kıymetli dostlar, ben de hepinize katılımınızdan dolayı şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu hafta ilk öğretim haftası. Ben bir öğretmen çocuğuyum, öğretmenim. İçimi burkan birkaç şey de söylemeden geçmek istemiyorum. 4+4 ile eğitim sistemimizin içini boşaltanlar bugün de yeni bir uygulamayla din dersi adı altında daha önce ismi din kültürü ve ahlak olan dersi sadece din dersi olarak tanımlayarak, içinden ahlakı çıkararak projesi adı altında çocuklarımızın fizikten, matematikten, Türkçeden, edebiyattan daha fazla bu alana yönelmesini isteyen bu zihniyeti kınadığını belirtmek istiyorum. Çünkü biz çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacaksak temel kriterlerimizin olması gerekir. Önce ülkemizle ilgili, bölünmez bütünlüğümüzle ilgili, bayrağımızla ilgili ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan sapmamamız gerekir. Bugün yapılan iş bu çizginin dışına taşmaktır. Kültürün olmadığı her yerde ortaçağ karanlığı. Ve biz aslında 4+4 ile eğitimi milli olmaktan çıkarıp farklı anlaşmalar çerçevesinde başka ellere emanet etmiş durumdayız. Açık net söylüyorum, ben bir matematik öğretmeniyim. Çocuklarımızın ortaokulda çözdüğü problemi lisede çözememesinin nedeni bu sistemdir. Evet değerli dostlar, biz Bayraklı olarak, bu kentin sakinleri olarak
Tabii ki kentimizi korumak zorundayız. Kentimizi bir adım ileriye götürmek zorundayız. Bunun büyük bir kısmı fiziksel altyapı çalışmaları, sosyal kültürel etkinlikler ve hayatın her alanına dokunarak bayrakları bir yere taşımak bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Geldiğimiz günden itibaren Bayraklı'ya atfedilen algıların tamamının yanlış olduğu, tamamının birer algı olduğu ile jeopolitiğiyle, tarihiyle, yeni kent merkezi olması kimliğiyle İzmir'in göz bebeği olduğunu, İzmir'in kalbi olduğunu anlatmak zorundayız. Bayraklı bir gecekondu bölgesi. Kime göre arkadaşlar? Neye göre? Bizim gecekondu miktarımız Konak'tan, Karabağlar'dan, Buca'dan, Bornova'dan, Çiğil'den daha mı fazla? Hayır. Ve şu an 60 hektar başlattık. 3-4 ay içerisinde kazmayı vuracağız. Burada bir tek gecekondu kalmayacak. Farklı negatif algılarla kenti başka alanlara sürüklemek isteyenlere inat, Bayraklı'nın her geçen gün bu söylenen algılardan kurtulup gerçekten hak ettiği değere ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Çok zor şartlardan geçtik. Geldiğimizde bütün belediyeler gibi bizim de belediyemiz borçluydu. Tüm belediyelerde olan bir durum, sadece Bayraklı'ya ait bir durum değil. Arkasından pandemi, bütün belediyelerin hazırlıksız yakalandığı, daha önce tecrübe edinemedikleri, her yönden olumsuz etkilendikleri bir süreç. Bayraklı'nın bir diğer farkı da depremden etkilenen tek belediyeyiz arkadaşlar. Bu boyunca. Evet, hasarlı, orta hasarlı binaları olan ilçelerimiz var. Ama depremin faturasını bütün boyutlarıyla Bayraklı ödüyor. Ve bu deprem sürecinde de Bayraklı'daki bütün çalışanlarımız, bütün Bayraklılar, bütün İzmirlilere ve bu süreç içerisinde bize destek olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür bir borç biliyoruz. Ama şunun da altını çizmek istiyorum ki biz gerek enkaz kaldırma, arama kurtarma, çadır süreci, geçici konutlara yerleşme, gerekli emsal değişiklikleri, gerekli plan revizyonlarıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak bir işi Bayraklı'da hayata geçirdik. Bir yerinde afetlerden sonra eski mevzuattan kaynaklanan %30 kırılık kayıplarını hiçbir belediye, hiçbir kurum kendi vatandaşına iade etmedi. Biz bunu Büyükşehir'in desteğiyle Bayraklı hallettik. Yani her depremize bile metrekaresinin %30'unu tekrar geri iade ettik. Yetmedi, mevcut emsal üzerinden %20 daha emsal fazlası vererek bu ekonomik krizden yurttaşlarımızın etkilenmemesiyle ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Belki de İzmir tarihinde de depremle mücadele noktasında yapılan planlamalar Bayraklı'da zirveye çıkmış durumda. 80 hektarlık Adalet Mahallesi Manavgat planlarını bitirdik. Askı süreçleri. Daha önce yılan hikayesine dönen kentsel dönüşümde 60 hektarda Fuat Edip ve Cengiz Han için alan hatta meseleyi bitirmek üzereyiz. 80 hektarlık yeni kent merkezindeki parselasyon planını bitirdik. Onur Yaman'la Nafiz Gürman için alan 600 hektardaki meseleyi bitirdik, yakında meclisimize getiriyoruz. Bu anlamıyla da bütün arkadaşlarıma teşekkür bir borç biliyorum. Değerli dostlar, bunları niye anlattım? Evet, bir festival yapıyoruz ama bu festival bir etkinlik değil arkadaşlar. Bu kentle ilgili bizim bir hayalimiz var. O hayalimizin bir parçası olarak bunu söylüyoruz. Biz Bayraklı'ya bir marka kent yapmak istiyoruz. Türkiye'de bilinen, dünyada bilinen bir kent olarak tasarlıyoruz. O yüzden geldiğimiz gün Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti dedik Bayraklı'ya. Deprem ve pandemi bu anlamdaki çalışmalarımızı
doğal olarak aksadı. Belki de eksik kaldığımız tek alan burası. Çünkü biz de ulu önder Mustafa Kemal'in dünyada sadece çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı, sadece gençlere emanet edilen 19 Mayıs'ı referans alarak dünyanın dört bir yanındaki gençlerimizi, çocuklarımızı Bayraklı'ya davet ederek yılın tamamını kapsayan bilim, sanat, kültür festivalleriyle o çocukları burada toplayıp onların duygularını, onların düşüncelerini, onların hayallerini Bayraklı'dan Türkiye ve dünyaya yaymak bizim önemli projelerimizden bir tanesi. Biz buraya davet ettiğimizde bunun teknik altyapısının da oluşması lazım. Spor kontekstlerinin oluşması lazım. Sağlık testlerinin oluşması lazım. Barınma testlerinin oluşması lazım. Bilim laboratuvarlarının oluşması lazım. Kütüphanelerin oluşması lazım. Bunun bir diğer ayağı da sevgili dostlar, İzmir'in kalbi dediğimizde birçok arkadaş söylediğimiz şeyi çok net algılayamam. Bir kalp vardı, kalbin içinde yıldız vardı. Birçok arkadaş siyasi polemikten kaynaklı olarak yıldızın farklı anlamları olduğunu farklı mecralara alıp sürükleyip gittiler. Orada bir kalp var, bir de beyaz bir yıldız var. Aslında Türk bayrağı. Kimse de bundan başka bir anlam çıkarmasın. Ama biz o anlamda İzmir'in kalbi derken başka bir noktaya temas ediyoruz. Diyoruz ki konumuyla, birikimiyle, gençleriyle, dinamiğiyle, yeni kent merkezi olması itibariyle Bayraklı İzmir'in kalbidir. O yüzden bize ait olan değerleri gerek siyasal gerekse diğer alanlarda Bayraklı'nın hak ettiği her şeyi Bayraklı'ya geri alacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Homeros. Homeros sadece Bayraklı için değil, uluslararası kamuoyunda İzmir için de çok önemli bir değer. Eğer İzmir bir marka kent olacaksa, Bayraklı'daki hayalimiz de bu. Bunun öncülerinden biri sanıyorum Homeros olacaktır. Değerli dostlar, kentlerin geçmişten geleceğe bir serüveni var, bir kültürü var, bir emeği var. Ve biz bazen ortak paydalarda birleşerek maddi ve manevi değerler oluşturuyoruz. Ve o maddi ve manevi değerleri ne kadar içselleştirirsek kent kimliğini de o kadar sağlamlaştırmış oluruz. Buradaki amacımız da kent kimliğini oluştururken ulusal değerlerimizi evrensel normlarla birleştirmek istiyoruz. Bu konuda sizden talebimiz, lütfen bayraklarımıza, İzmir'imize sahip çıkın. Bu kent hepimizin. Göreceksiniz, İzmir'in kalbi Bayraklı'da atacak. Çok az bir süre kaldı. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza konuşmaları için. Sevgili misafirlerimiz, bugün burada olmanız bizim için çok büyük bir onurdur efendim. Sizleri ağırlamak bizler için çok kıymetliydi. 29 Eylül günü Homeros kentinde sloganı ile yola çıktığımız 2. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali açılış kanalımız Simirle Kazı Alanı'nda olacaktır. Sizleri de orada görmek istiyoruz efendim. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.